Yapmacık olduğunun farkındayız. Zaten yapmacık gülerseniz karşınızdaki bunu hemen anlar. İsterseniz ben neden güldüğümüzü size daha net olarak anlatayım. I guess I could use a little social interaction. Yüzümüzde bir gülümseme oluşturmak için 17 kasımızın aynı anda çalışması gerekir. Ama gülmek bu 17 kasın birlikte hareket etmesiyle ortaya çıkan bir yüz hareketi midir sizce? Gülmek duygularımızın ifadesinin en saf ve net anlatımıdır aslında. Peki ama bizi gülmeye iten şey nedir? Yani neden güleriz? Çok basit ama yanıtı karmaşık bir soru. Gülmenin nedenini anladığımızda insan doğasına ilişkin temel sorunları da anlamışız demektir. Çoğu insan bir şeyi komik bulduğu için güldüğümüzü düşünür. Ama insanları gülerken izlediğimizde aslında öyle olmadığını görürüz. Gülme uzmanı Robert Provin, alışveriş merkezi, okul, ofis, parti gibi farklı ortamlarda saatlerce gerçek konuşmaları kaydetmiş ve bunun sonucunda birçok gülme eyleminin şakalaşma sonucunda olmadığını fark etmiş. İnsanlar normal cümlelerinin sonunda da sık sık gülüyormuş. Hem de hiç komik olmayan yorumlar ve cümlelerin de insanları güldürdüğünü fark etmiş. O halde gülmenin nedenini anlamak istiyorsak daha derinlere gitmemiz ve o sırada beyinde neler olup bittiğine bakmamız gerekiyor. Beynimizde gülmeyi kontrol eden bölge subkorteksin içindedir. Evrimsel gelişme bakımından beynin bu bölümü nefes alma, temel refleksleri kontrol etme gibi en eski ve birinci sorumlulukları üstlenir. Yani gülmeyi kontrol eden mekanizmalar, beynin çok daha sonra gelişen dil ve hafıza gibi işlevlerini yerine getiren bölümlerinden uzaktadır. Uygunsuz olduğunu bildiğimiz durumlarda bile gülmeyi bastırmamız belki de bu nedenle zordur. Yani gülme bir kez beynimizin derinliklerinde tetiklendiğinde yüksek fonksiyonlu bölgeler müdahale edemiyor. Tersi de aynı derecede doğrudur. Yani talep üzerine gülmek imkansızdır. Zorla güldüğünüz zaman en azından başında o gülüşün gerçek olmadığı karşıdaki kişi tarafından anlaşılır. Gülmenin bir diğer önemli yanı ise o eyleme özgü sesler çıkarmamızdır. Hiç duymayan ve yıllarca sağır olarak yaşayan insanlar bile güldüğünde aynı sesleri çıkarırlar. İnsanların çıkardığı gülme sesleri konuşmanın akustik özelliklerini taşır. Bu da gülme sırasında beynin nefes alma ve konuşma gibi kullandığımız kısımlarının da ele geçirildiğinin başka bir kanıtıdır. Fakat bu yine de asıl sorumuzu cevaplamıyor. Beynin gülmeden sorumlu bölümünü tespit etmiş ve o bölgeyi uyarma yoluyla insanın gülmesini sağlamış olsak bile insanın neden güldüğünü hala bilmiyoruz. Yani gülmenin etkisi konusunda bir fikrimiz var ama nedenine dair bilgimiz yok. Bunun cevabını belki de dış dünyada, insanlarda gülme eylemine yol açan sosyal faktörlerde aramamız gerekir. Gülme uzmanı Provin, gülmenin konuşmada noktalama işaretlerine benzer bir işlev gördüğünü, konuşma içine gelişigüzel serpilmediğini söylüyor. Yani gülmenin iletişimsel bir rolü var. Birbiriyle iletişim halindeyken konuşmadan bağımsız gerçekleşen bir eylem değil. Provin ayrıca konuşan kişinin dinleyiciden daha fazla güldüğünü ve duygusal bakımdan sıcak ve grup ortamlarda daha sık rastlandığını fark etmiş. Bütün bunlar gülmenin önemli sosyal işlevleri olduğuna işaret ediyor. Fakat her zaman olumlu amaçla kullanılmayabiliyor. Birileriyle gülündüğünde yaratılan iyi duyguların yanı sıra birine gülündüğünde küçümseme ve alay havası da oluşabiliyor. Gülmenin belki de en önemli sosyal özelliği bulaşıcı olmasıdır. Gülen birini dinlemek komik gelir. Komik bir olay karşısında ciddiyeti korumak zordur. Bazen zoraki başladığımız bir gülme bile kısa zamanda gerçeğe dönüşür. Ekrem. Ne yapıyorsun Ekrem? Okuyorum. Ekrem bir şey söyleyeceğim. Kol otomatik mi? Okuyorum. Ne haber?
Londra'daki UCL Üniversitesi'nde nörolog Sophie Scott, gülme konusunda birkaç yıl süren araştırmalar sonrasında bir deney yapmış. Bunun için Namibyalılardan ve İngilizlerden oluşan bir gruba birbirinin seslerini içeren kayıtlar dinlemelerini ve o seslerde yansıyan altı evrensel duygunun yanı sıra rahatlama, zafer ve ferahlık duygularını tespit etmelerini istemiş. Deneyde iki grubun da en kolay tespit ettiği duygu gülme olmuş ve diğer pozitif duygulardan farkını hemen ortaya koymuş. Birlikte gülmek, çiftlerin ilişkisini sürdürmelerinin temel yollarından biri olabilir. Scott, birlikte gülen çiftlerin gergin bir olayın ardından bu gerginliği dağıtmasının daha kolay olduğunu gösteren araştırmalara işaret ediyor. Bu insanların ilişkileri de daha uzun süreli oluyor. Komik videolara birlikte gülen insanların özel bilgilerini daha rahat paylaştıklarını ve aralarında ortak görüşlerin daha kolay oluştuğunu gösteren araştırmalar da var. Scott, bir Alman gencin donmuş havuza atlamasını örnek video olarak paylaşmış ve arkadaşlarının buza çakılan gence gülüşünü ise arkadaşlarının bu kadar çabuk gülmeye başlaması ilginç. Sanırım onun kendisini daha hissetmesini sağlamak için gülüyorlar diyerek ifade etmiş. When things go wrong and how quickly that happens and how that changes the mood. He's cold, he's about to get wet, he's got swimming trunks on. Got a towel. Ice. Ice. What might possibly happen? Video starts. Serious mood. Yeah. And my new band is called Sins Kill. We're off. And his friends are already. Gülmenin vücudumuzda da bir takım etkileri oluyor. Gülerken kalp atışlarımız hızlanıyor, kaslar gevşiyor, aynı zamanda gözyaşı bezlerimiz ve tükürük bezlerimiz hareket etmeye başlıyor. Yapılan araştırmalara göre tükürük bezleri gülme esnasında normalde mikroplara karşı savaşırken salgıladığımız hormonları aynı derecede salgılıyor. Yani gülmek aslında vücut sağlığı için de çok gerekli bir eylem. Neden güldüğümüzün net bir cevabı olmasa da ortada olan bir gerçek gülmenin bulaşıcı olduğudur. Eğer gülen birisini görürsek biz de onunla birlikte bazen sebepsizce gülmeye başlarız. Eğer bir ortamdaki gülen kişi sayısı artarsa durmadan ve hatta bayılana kadar güleriz. Ne dersiniz? İçerisinden geçtiğimiz bu salgın hastalık döneminde hepimizin bize de bulaşmasını isteyeceğimiz tek şey gülme değil midir? Ha 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 ha